Arkadaşlar hız kesmeden devam edelim. Ee, şimdi e, gene aynı şekilde bir tablo var. Tabloda neyi sormuş? Su için arkadaşlar. Değerlerimizi sormuş. Sıcaklık, basınç bu sefer entalpi değeri var. Kurluk derecesi var ve faz tanımı var. Sırasıyla bakacak olursak zaten iki tane yeni özellik verilmiş. Arkadaşlar ben neyi biliyorum? Kurluk derecesi verildiyse bu akışkanın bir kere kesinlikle doyma eğrisinde arkadaşlar tam eğrinin içinde kalan bölgede yani şu şekilde gene faz eğrisini çizecek olursak herhangi bir TV diyagramı için düşünecek olursak X yani kuruluk derecesi verildiğine göre akışkanımız şu aralıkta yaklaşık olarak olduğunu biliyoruz. Bu da neyi işaret ediyor? Akışkanın ıslak buhar fazında olduğuna ıslak buhar fazında olduğuna işaret ediyor derecesi verildiği zaman az önce anlatmıştım nasıl yapılması gerektiğini. Verilen özellikler arkadaşlar ne? 300 kilopaskal basınç. Ne yapıyorum? Hemen tablomu açıyorum. A5 tablomu açıyorum. Burada 300 kilopaskal basınçtaki 300 kilopaskal basınçtaki e, kuruluk derecesi üzerinden arkadaşlar eğer entalpi soruyorsa entalpi değerlerine bakalım. Yani HF değerine bir de neye ihtiyacım var? HG değerine ihtiyacım var. HF değerim ne oluyor? Daha doğrusu HFG değerini yapmakta fayda var. Zaten e, doğrudan bu değeri verdiği için. Ben yine yazmış olayım. E, kaç derece demiştik? 300 kilopaskal demiştik. 300 kilopaskal basınçtaki. E, ben HF değerime bakıyorum. 561.43 kilojül bölü kilogram. Payda da kilogram var. Özgül arkadaşlar değeri işaret ediyor. Yani kütleden bağımsız olduğunu görebiliyoruz. Hg değerine bakalım. Şu anda işimize yaramayacak doğrudan ama bu ikisinin arasındaki fark bize zaten normalde Hg değerini veriyor. Ancak tabloda hazır değerler olduğu için bununla uğraşmamıza gerek yok. Hg değerine bakıyorum. 2163.5 kilojül bölü kilogram Oluyor. Şimdi formülümüz neydi hatırlarsanız? H eşittir. Hv artı x çarpı Hfg idi. E, h değerini soruyor. Kurluk derecesi zaten verilmiş. h Hf değerini ve g değerini biliyoruz. H eşittir. Yazalım arkadaşlar hesap makinesinden. Ben yazayım. E, ondan önce değerlerimizi de şurada yazmış olalım. 561. 43 artı 0.8 çarpı Hfg değeri de 2100 63.5 olarak verilmiş. Şöyle yazmış oldum. 2163.5 çarpı 0.8 artı 561.43 olarak verilmiş. Burada arkadaşlar H değerimiz kaç çıktı? 2292.23 kilojül bölü kilogram olarak çıkmış oldu. Ee, bundan sonra ne yapmamız lazım? Bize neyi sormuş? Sıcaklığı sormuş. E ben ne demiştim hatırlarsanız? Doymuş sıvı, doymuş buhar veya da ıslak buhar fazındaysa tam anlamıyla faz değiştirdiği sıcaklıktadır. Yani 300 kilopaskaldaki kaynama sıcaklığına bakmamız gerekiyor. Kaynama sıcaklığı da kaç derece oluyor? 300 kilopaskalda 133.52 santigrat derece oluyor.